Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınlarının hazırladığı tyt Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende alan konusunun yüksekliğe eşit olan üçgenler kısmının kazanın teslim çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgen verilmiş 3 4. Dolayısıyla burası da 5'tir. Benden taralı alan isteniyor. E burada ne yapacağız? Şu alanı bulamasak bile şuradaki alanı bulabiliriz. Niye? Çünkü bu üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2'den 12 bölü 2'den 6 yapar. Bunu 6 ya. O zaman şurası da kaç yaptı o zaman? Şunlar birbirine eşit olduğu için. Çift çizdeki yani 5'te kalan 6 ise 5'te kalan da kaç yapmak zorunda? 6 yapmak zorunda. Yani birinci soru böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı. Geldik ki 1 ve 4 verilmiş. Alanlar 1 ve 4 olarak verilmiş. AD bölü BC nedir diye soruluyor bize. Şimdi alanlarda alanlardaki oran 1'e 4 ise tabandaki oran da 1'e 4'tür. Yani A iken burası nedir? 4A'dır. E şuraya bir H diyecek olursak diktendik çizilmiş ne var burada? Öklit. H kare eşittir. A çarpı 4A. Yani H kare eşittir. 4A kare yaptı. H da böylelikle 2A yaptı. Evet. Aşırı da 2A bulduk. AD bölü BC isteniyor bizden. AD 2A. BC de 5A. Oranladığımız zaman ne çıkıyor? 2 bölü 5 çıkıyor. Yani cevap 2 bölü 5 çıktı. İkinci soru balık Balıkesir oldu. Geldik 3'e. 6, 8, 10 üçgeni AD üçgenin alanında 10 verilmiş. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada Oranlama verilmiş mi? Verilmemiş. Sadece alan verilmiş. Şuradaki alan ne verilmiş? 12 verilmiş. Büyük üçgenin alanı da 6 çap 8 bölü 2 48 bölü 2'den 24 değil mi? Evet. Bak şimdi dikkat et. 6, 8, 10 burası. Şimdi senin şuradaki bu tabana ait yüksekliğin 12. Tepe noktaları aynı bak. Ondaki de 24. He. Alanlar oranı 12 bölü 24. Yani 1 bölü 2. O zaman tabanlar oranı da 1 bölü 2 olmak zorunda değil mi? Üçgenler iç içe de olsa bütünsel düşeceğiz. Bu alan 12 iken Tüm alan 24 tabanlarıyla yani yüksekleri aynı olduğu için tabanlarıyla doğru orantılıdır alanlar deyip ona göre işlem yapacağız. Yani 2x 10 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Yani 3. soru akçay çıktı. Geldik 4. soruya. Evet alan dağıtımı var burada. 10 verilmiş 4 verilmiş. Şunlar birbirine eşit ve BD uzunluğu K iken DC uzunluğu 2K verilmiş. Alan dağıtacağız dağıtalım. Hop şöyle çizersek K'da kalan 4 ise tepe noktası şu alanda. 2K'da kalan kaç yapar? 8. Sonra çiftçisindeki alan 10'sa çiftçisindeki kalan 10 yapar. Temperatürleri yine burada bu. Alan DFC isteniliyor bizden. Topladığınız anı kaç yapıyor? 10 artı 8'den cevap 18 çıkar. Yani 4. soru balık eseri çıktı. Geldik 5. soruya. Oranlamalar verilmiş. Burası A iken burası 3A burası B iken burası 3. 4B verilmiş. Tamam yazalım şunları. BF uzunluğu A iken burası 3A verilmiş. DC uzunluğu B iken AD uzunluğu 4B verilmiş. E şimdi alanda açız. A'da kalan 4 ise tepe noktası bu. Hemen üçgen oluşturalım. 3A'da kalan kaç yapar? 4 katı 4 katı burası 12 yapar. Sonra 4B'de kalan 12 ise yine tepe noktası burası. 3 katı 3 katı burası da 3 yapar. Taralı bölgenin alanı da 12 artı 3'ten kaç yapıyor o zaman? 15 yapıyor. Yani cevap C oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Oranlama verilmiş yine. BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Bir de şurası yani AE, EF ve FC birbirine eşit verilmiş. E, alan da açacağız. Hocam şuradaki alan şuraya A diyecek olursam eğer, A'da kalan 4, A'da kalan yine 4'tür. E tepe noktası şurası olacak şekilde bir üçgen oluşturacak olursak, A'da kalan yine 4 değil midir? Evet. Şimdi şuraya B diyelim. B'deki kalan 4 ise B'deki alan 4 değil. Bak şu alan lazım. Bana tepe noktası burası. O zaman B'de tepe noktası orası olana kadar gelmeliyim. 4, 8, 12 ise B'deki kalan burası da 12 olmak zorunda. Alan ABC isteniyor bizden. Tüm alan isteniyor. 12 artı 4 artı 4 artı 4 isteniyor yani bizden. Topladığımız zaman da kaç yapıyor? 24 çıkıyor. Yani altın soru böylelikle denizli. Oldu mu? Oldu. Ve böylelikle bu testi hallettik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda paraleller arasındaki üçgenler evet. testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.